Yok edersin. Tamam. Şurada biraz makasla incelt yani. Böyle kabarık sevmiyorum. Ha, orayı biraz daha Makasla incelteyim. incelteceğiz, evet. Tamam yavrum. Gençler merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Güçlü var. Onun saçlarını böyle fade keseceğiz ama sıfırlamalı değil. Yarım alacağız. İlk önce şöyle bir saçı bir ayırdık. Şimdi saçların hafif, üstleri uzun ya. Buradan bir ayırıp da bir bağlamamız lazım saçları. Şöyle dursun ki. Heh, tamam. O zaman şey yapmıyorum. Sıfır girmeyeceğim. Aynen. Yarımdan gireceğim. Aynen. Öyle yarımdan kat çıkacağım aynen. saça. Tamam. Tamam. Kafa dirisi tamamen çıkmasın yani. Tamam. Zaten bunun short videosu da gelir abi. Tamam oğlum. Gençler bak, kalın bir buçuğu taktık. Sana kapalı. Sıkıntı. Yukarı doğru bak, böyle kaldırarak giriyoruz saça. Bakın zaten altlar kısa olduğu için daha şu an altlarla hiç ilgilenmiyorum. Onları daha sonra. Bizim bu malzemesi nasıl da özlemiş. Bakın ilk önce bir alanı ayarlıyoruz. İlk önce şu noktaları bir ayarlıyoruz. Şimdi kalın 1,5'la aldık. Şimdi onun arasını geçişini yapacağız ya. Geçişi yapacağımız için direkt yarımla şöyle. Hatta bu sefer size değişiklik yapayım. Hiç bunu takmayayım. Direkt bununla gireyim. İndirin böyle aşağı. Aynen, makinenin sonra yanında. Sonra komple daha şimdilik iptal ettim. Güçlü iyi mi dipler böyle? İyi ispatlar. Değil mi? Eyvallah. Yarım tek bir şey oldu abi. Aynen öyle. Şimdi temeli burası galiba değil mi abi? Herhalde. Sen şu kapta çekme. Evet. Hem buralar hem de o kat geçişlerinin olduğu yerler. Bakın böyle bir yarımla giriyoruz şimdi. Şimdi aldık ya gençler. Şimdi ne yapacağız? Bir numara. Bak şimdi burayı iyi izleyin işte. Bir numarayı aldık, taktık. Bir numaranın tarağı kapalı. İlk önce şu alanı bir ayarlayacağız. Alt alanı da. Gözü kapatacağım abi. Söyleseydim oğlum, ben kapatırdım. Bir şey olmadı, nasıl şey. Şimdi bakın o alt alanı ayarladık. Şimdi ne yapacağız? İşte bundan sonrası biraz ustalık kısmına giriyor. İşte bundan sonra biraz daha zor bir tarafa geçeceğiz. Çünkü neden? Onda bir numarayı taktık ya. Bundaki yarım ama bundaki ince. Şimdi bu şuradaki geçiş noktası var ya, bak şurası. Orayı ayarlayacağız bu. Şöyle yarımı taktık. İndiriyoruz komple aşağıya. Burada artık tamamen bilek sistemiyle bak. Bilek ve köşe. Bakın makinenin şu ucunu kullanarak bak, buradaki izi komple kaybedeceksiniz. Fark ediyorsanız bak, makinenin şu kısmını saça dayayıp yukarı doğru kaldırıyorum. El becerisine kalmış. Aynen öyle.
Zaten siz birazdan görürsünüz, anlarsınız zaten izin olup olmadığını. Şimdi orayı aldık bak. Kaçırmayacaksınız bak. Şöyle yavaş yavaş bak. Kaldıra kaldıra. Kaldıra kaldıra. Kaldıra kaldıra. O bir numaranın, bir de şu alttaki yarımın tam ortasındaki izi kaybediyorsunuz ki buradan katı daha düzgün verebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi iz falan kalmadı. Gördünüz mü gençler? Güçlü nasıl? Süper, bomba. İyi oldu mu? Bomba. Anlaşırım gibi. Şimdi gençler, bunu ayarladık. Peki alttaki izi ne yapacağız? Doğal olarak burası kaldı. Makinenin kendisi tabii. Şimdi onu da ne yapacaksınız? İki tık alın. Şu nokta var ya. Yarım numara iki tık. Aynen öyle. Bakın böyle girerek. Çok fazla yukarı çıkmadan ki yeri yurdu belli zaten aldığımız yer. Mesela almadı diyelim. Hemen böyle bir tık daha indireceksiniz aşağıya. Bir daha oynatın. Yere göre. Aynen öyle. Yerine göre bak. Mesela şu noktayı görüyor musunuz? Bak almıyor. Bak uğraşsan da bak girmiyor değil mi? Tık bir tık alacaksınız. Bak çaprazlama. Gördünüz mü gençler nasıl kayboldu? Yani bazı noktalarda, saçın bazı noktalarında böyle siyahlıklar olabilir. Onu tam olarak almıyor makine. O zaman ne yapacaksınız? Böyle bir tık daha indireceksiniz aşağıda. Mesela bak şurada da var. Bak almıyor. Hemen böyle uç uç gideceksiniz. Oradaki izi çok rahat bir şekilde kaybedeceksiniz. Olay bu kadar. Sistem çok basit. Ama abi o siyahlıklar bazenleri gölge oluyor ve insanı yanıltıyor abi. İşte ya. Aslına bakarsan yanıltmaz. Gölgeyle zaten kesimde belli eder o kendini. Gençler gördüğünüz gibi bak hemen ne oldu? 5 dakikada Beşiktaş. Çok basit ve kısa bir anlatımla gösterdim size. Ve bu işin de kısa yöntemi aslına bakarsanız. Çok basit bir yöntem yani. Öteki türlü bununla uğraşacaksınız. Bir numarayı alacaksınız, altı çizeceksiniz, biri takacaksınız, iz yapacaksınız. Sonra o izi kaybetmek için bir buçuğa alacaksınız. Yani 5-6 tane faktörden geçeceksiniz. Hiç gerek yok. 3 tane makine ucuyla çok basit. Kısa sistemden hemen. Çünkü neden diyeceksiniz kısa sistemden? Şimdi 0 numarayla çizim yapılıyor. Yukarıdan aşağı doğru inerseniz sizin için daha kolay. Eğer ki dipten böyle kısadan uzuna doğru çıkmayla uğraşırsanız çok uğraşırsınız. Güçlü nasıl? YouTuber gibi konuşuyor mu? Aa süper. Ben bile öğrendim da. Beni seviyorlar ya. Ben böyle anlatıyorum ya. Kanka az değil kaç? 7200 mü? Vallahi öyle bir şey helal. Abone var tabii canım. Ben de olayım abone sana. Takip edeyim. Aa sen bana abone değil misin? Değilim, olur musun? Vay. Tamam. Gece kayıtçıyım. Aynı ismim? Ha. Halim Altan Kinkal. Unuturum ben, yazarım ismini. Dur yazarız az sonra. Şimdi gençler bunu ayarladık. Artık enseleri natural yapacağız zaten. Kulak arkaları çizildi. Onları da hallettik. Mesela bu saçı gösteren biri yanlar bir de enseler. Şimdi enseleri daha da ince yapacağım. Sıfırdan gireceğim. Daha iyi gözüksün diye. Ama makine sıfırı. Tabii. Gülüm hafif ey. Tamam. Kaçtı. Bak şimdi sıfır sıfır direkt bak. Sıfırdan girdik bak. Kalın sıfırla. Sarak açık arkadaşlar. Hayır kapalı. Açık mı? Ha evet sarak kapalı. İnsanları yanlış bilgilendirme oğlum. Bakın iki tık yukarı aldım. Şimdi bak üç. Üç tık aşağıda. Aynen. Çünkü neden bunu size böyle gösteriyorum? Az sonra anlayacaksınız. Şimdi şuradaki gene bir koyuluk var ya bak. Gene gitmiyor orası. Gene gitmiyor bak. O koyuluğu.
şöyle yiyeceğiz. Video 10. dakikada. E tamam, güzel. Sıkıntı yok. Bakın o koyuluğu götürdü. Gördünüz mü? Çok fazla da eğer ki yukarı doğru çıkarsak bu sefer saça girersiniz. O zaman hiç kurtaramazsınız saçı. Şöyle nokta nokta. Evet. Bak orasını kaybettik. Gençler, şimdilik makine bölümü bu kadar. Bundan sonra makas kısmına geçiyoruz. Fasulyenin ama onun için de ince tarak lazım. İnce tarak. Bu olmaz. Çünkü bu tarak neden olmaz gençler? Bu tarak zaten güçlü, saçları da ince telli. Onun arasında iz gibi bırakabilir. O yüzden minimal en ince tarakla gireceksiniz ki güzelce geçsin. Evet gençler, makası iz kaybetme diyordunuz. Hadi geçelim makası iz kaybetme. Gülüm, Allah aşkına bana çok fazla yakınıma girme. Ama bak makas, tamam makas atarken girme, çarpıyor bana. Tamamdır abi. Heh, oralardan takıl. Gençler bakın, bak en alttan makasın ağzını çok fazla açmayacaksınız. Makas hakimiyetiniz düzgün olacak. Bak ne kadar basit. Bak. Mesela şuradan giriyoruz, bak. En altta bak. Burada izler çıkıyor. Buradan gelerek. Saça dokuyormuş gibi yani. Aynen öyle. Bakın fark ettiyseniz saçı ıslatmadım, kuru kesiyorum. Neden? Zaten güçlünün saçları ince olduğu için. Bir de ıslatırsak bu saçı iyice yapışır. Saç yapışır, bu sefer saçta izler kalabilir. Ne alalım? Daha kötü olur. Aynen öyle. O yüzden hiç uğraşmayacaksınız, kuru. Ve zaten berberlikte asıl iş kuru saç kesebilmektedir. Hadi ya, öyle mi? Tabii asıl ustalık kuru saç kesimi. Islak saç kesimi değil. Islak saç her zaman birbirine yapıştırıp da kapatıyor ya üzerini. Ne iz belli oluyor, ne bir şey, hiçbir şey belli olmuyor. Bakın çok iyi izleyin gençler, bak. Nereden giriyorum, nasıl alıyorum saçı. Ha, ben bu sistemi makinayla da yapardım. Ama siz işte hep makasla istiyorsunuz diye. Makasa. Güçlü miyim böyle? Süper. Daha fazla girmiyorum. Yok yok, daha fazla. Tamam. Güzel. Şimdi bakın böyle makasın ve taran ucunu, bak. Burayı kullanarak yukarı doğru kaldıra kaldıra çıkıyorsunuz. Ha, gördünüz mü? Hemen kayboldu iz. Hep olduğu noktadan yukarı doğru açı vererek kısaltıyorsunuz saçı. Mesela en dipte ya, en dipten böyle gireceksiniz. Ondan sonra bak yukarı doğru, bak. Açı vererek yukarı doğru çıkartıyorsunuz. Ne iz kalıyor, ne bir şey kalıyor. Bakın gene aynı. Buradan böyle. Bak. Saçın arasından bile çıkanlar oluyor. Ha? Gördünüz mü? İzler kayboldu. Mesela nerede var? Burada var. Hemen şöyle alarak buradaki izleri de kaybediyorsunuz. Gene aynı. Güçlü yarın değil, ondan sonraki gün kendini izlersin YouTube'da. Ha ya Allah. Ben cuma günü. Tabii. Yarın sakal atarım. Tamam. Yarın da onunla geçiririm. Ondan sonraki gün seni atarım. Bakın gençler nasıl? Yavaş yavaş bak. Minik minik gidiyorum. Yani ben profesyonelim. Bu tarakta öyle profesyonellik odur budur pek fazla işe yaramıyor gençler. Tecrübe. Bir kaçırdığınız an vallahi var ya, anında bitersiniz. Çünkü bu tarağın hiçbir acıması yoktur. Baştan söyleyeyim. Tek bir noktada bile kaçırdığınız an kafa vallahi sıfıra gider. O yüzden makasın ucunu çok fazla açmadan minik minik dokunuşlarla gidin. Sonuçta işin ucunda ölüm olmasa da
Müşteri memnuniyetsizliği var. Vallahi ölümden beter gençler. Vallahi sizi piyasada rezil de ederler, vezir de ederler. Hop, pardon. Gençler gördünüz mü? Güçlü. Budur. İyi mi? Evet, gayet iyi. Süper, eline sağlık. Tepelerde kırıklar varsa bak bakalım. Alayım mı? Varsa kırık al sence. Bir bakayım. Bence üstler çok iyi abi. Yok. Bir bakalım kanka. Yok, sağlamayın. Zor uzuyoruz. Yeni kesilmiş gibi abi. Evet. Kanka vallahi kırık diyorsun da bu zaten kırık. Tamam. Bunu alayım mı? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu her gece alırsam yemin ediyorum senin saçların da yavaş uzuyor. En az bizi 2 ay daha geriye atar. Alma o zaman. Alma. Ya bak kırık olan, bak saçın kırık olan bölümü. Anladım. Bak şuradan başlıyor. Yok, alma. Tamam kalsın. Zaten ince telli zor. Yani gerek onu yok. Alırsam yemin ediyorum bizi 2-3 ay geriye atar. Tamam, gerek yok, kalsın böyle. Uzamaz yani. Tamam başka. Saçın arasında çizik atmayacağız değil mi? İnce bir tane at ya. Orayı tararken iyi oluyor. Atayım mı? At, iyi oluyor. Tararken tamam. Ayırabiliyorum daha. Çizik nasıl atılır? Evet, değil mi? Zaten çizik atılmış ya. Ona daha önce. O daha önceden atılmış. Zaten yeri belli. Bir dakika. Bir yakın çekim yapacağım. Bunu atıldığı gibi mi atayım? Böyle arkaya doğru ovallik vermişler. Öyle mi atayım? Yok, sana bırakıyorum. Sen nasıl istiyorsan. Tamam. Çok fazla değişmeyeceğim mi? Değişme fazla aynen. Bak bakayım iyi mi böyle? Daha iyi, süper, bomba, tamam. İyi değil mi? Çok iyi, çok iyi. Fazla şey delmedim arası içeri. Aynen, tamam. Kanka, sakallara ne diyorsun? Sakallar böyle iyi bence. İyi, sen... Şurayı sana bir kaybedeyim mi? Ha, orayı kaybet sadece. Tamam. Orayı kaybedelim, işimiz bitiyor zaten. Evet. Buna hiç girmeyeyim, ben kapatayım abi o zaman videoyu. Yo, hayır, devam. Orayı... Zaten bitti ha. Tamam. Zaten bizim 2 dakikalık işimiz kaldı. Aynen. Belki o bile kalmadı. Yok, orayı şey yapacaksın ya, bu yüzden. Gel oğlum, burayı da gösterelim sonu millete. Sonu dışı. İzi, ha? Sonu dışı, o yüzden abi. Olsun, izi kaybetme. Al bak. Aynen. İyi mi? İyi, süper. Gençler bak, bu geçişlerdeki izleri de böyle kaybedeceksiniz. Makinenin ucuna ve sakalın uzunluğuna göre ayarlayacaksınız onu. Öyle kafanıza göre direkt girip de yapmayacaksınız bunu bu işi. Numara veremiyoruz abi. Bak bunu da ben sıfırla gene bir buçukla girdim. Ama bu ince olan, hani benim bu kullandığım var ya, bu Hector makineninki. O farklı bir şey abi. Aynısı zaten. Sadece o biraz daha ince giriyor. Gençler, bizim videomuz yavaş yavaş artık sonuna geldik. İşte güçlünün saçlarını kestik. Evet. Gördüğünüz gibi böyle tam bir fade yapmadık. Yarından çıktık böyle hafif. Böyle fresh cut tarzı. Ona benzer bir model yaptım. Beni Instagram'dan Halim Altan Kinkav olarak şahsi hesabım. Salon Halim Kinkav official'da iş hesabım. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Beğeni atın, like atın ve yorum atın. Eğitim almak isteyenler için numaramı zaten bırakıyorum açıklamalar kısmında. Eğitim almak isteyenler oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok ama çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bye bye.